Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakacak doktorlar dün de İstanbul Kadıköy'de bir araya geldiler. Taleplerini bir kez daha dile getirdiler ve vatandaşlara da eylemlerine destek verme çağrısı yaptılar. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Hocam şu anda karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım, iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Öncelikle her şeye rağmen yine de 14 Mart Tıp Bayramınızı canı gönülden kutluyoruz hocam. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün meslektaşlarımızın Tıp Bayramını kutluyoruz elbette. Bu bir bayram ama gelenekten geliyor. Zaten isyanla mücadeleyle kutlanan bir bayram bu. 14 Mart 1919'da İstanbul'un işgaline karşı gencecik bir tıp öğrencisi Doktor Hikmet Boran isyanı başlatır ve biz hala o isyanı taşıyoruz ruhumuzda, yüreğimizde. Ne mutlu size, ne mutlu bizlere. İyi ki varsınız. Bir kez daha bu vesileyle söylemek istedik. Şimdi tabii gerçekten çok üzgünüz, üzülüyoruz. Aslında utanıyoruz da bütün o söylenenler ve bugüne kadar yapılması gereken şeylerde adım atılmayışı karşısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta ülkeyi terk etmek isteyen, başka ülkelerde doktorluk yapmak isteyenlere karşı söylediği sözler ya da devlet hastanelerinden özele geçmek isteyen doktorlar için söylediği, giderlerse gitsinler biz de yeni mezun doktorlarla çalışırız, onlarla devam ederiz yola sözleri hepimizi çok acıttı ve derinden üzdü. Buradan başlayalım isterseniz, daha sonra tabii ki de sorunlara geleceğiz. Siz ilk duyduğunuzda neler düşündünüz ve hissettiniz bu sözlerle ilgili? Şimdi gerçekten tüm meslektaşlarım adına utanç duydum böyle bir ifadeyle yaklaşılmasına. Öncelikle alanı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini düşündüm doğrusu Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü genç meslektaşlarımız, hele yeni mezunlar, sonrasında asistan doktorlar da dedi, henüz eğitim almakta olan meslektaşlarımız ve zaten sistemin yükünü fazlasıyla çekiyor bu genç meslektaşlarımız. Onlara böyle bir yük, böyle bir sorumluluk biçilmesi hem onlara haksızlık, hem de tabii ki henüz eğitim almakta olan hekimleri bu anlamda kullanmakta hastalarımıza, topluma haksızlık. Çünkü biz nitelikli sağlık hizmeti vermek için çaba sarf ederken henüz eğitimini tamamlamamış hekimlerle sağlık hizmetini sürdürme tabii ki sağlık hizmetinin niteliğini de düşürecek ve ciddi sorunlar yaratacaktır. Ama zaten nitelikli sağlık hizmeti gibi bir kaygısı da yok AKP'nin. Bunu başından beri görüyoruz. 3-5 dakikaya indirilmiş muayene randevularıyla ve tabii ki hızla sanki bir bant üzerinde kayıyormuş gibi hastalar değerlendirme talebiyle bu niteliği çoktan düşürmüş durumdalar. Tıp eğitiminin niteliği inanılmaz düştü. 120'nin üzerinde tıp fakültesi var Türkiye'de ama hastanesi olanlar sayılı ve tıp eğitimi için akredite olabilenler de gene sayılı ne yazık ki. Evet. Evet. Bizi nasıl bir sağlık şeyi bekliyor ki o zaman hocam? Yani bizi önümüzdeki dönemde toplumun bir kesiminin yaşama şansı, yaşama durumu gerçekten şansa bağlı hale gelecek. Yani yeni eğitim, kadavra görmemiş doktorlarla beraber muayene mi olacağız? Şimdi çok üzücü tabii ki. Dediğiniz gibi nasıl bir sağlık sistemi bizi bekliyor. Aslında 20 yıldır AKP'nin sağlığı getirdiği yeri görüyoruz biz de yazık ki. Ve biz 90'larda sağlık hizmeti için nüfus cüzdanı yeter derken kendileri de önce ücretsiz sağlık sistemini yaygınlaştırdıklarını iddia ederken, biliyorsunuz harcamaların çoğu cepten oldu bu süreçte ve daha da fazla olacak. Parası olan özel sağlık kurumlarından sağlık hizmetine erişebilecek, nitelikli sağlık hizmetine erişebilecek ama kamuda giden hekimlerle ne yazık ki hekimsiz kalacak insanlar. Hepiniz biliyorsunuz zamanında özellikle sosyal sigortalar hastanelerindeki kuyruklara
değinerek kınardı AKP. Ama şu anda insanlar gece 12'den sonra telefon başında kuyrukta bekliyorlar. Dolayısıyla sadece gömülmez kıldılar kuyrukları. Halen ciddi boyutta bu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekiyor. AKP hasta garantili o devasa ve işlevsiz hastaneleri inşa ederken ne yazık ki toplumun hastalanmasını dört gözle bekler durumdaydı. Çünkü sağlığı bir kar alanı olarak tanımladı. Oysa bizim temelimiz birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek olmalı. Hasta garantili hastane yerine hastaların olmadığı bir Türkiye yaratmalıyız. Hastalıkların etkenlerini ortadan kaldıracağımız bir çaba içinde olmalıyız. Başından beri bunu söyledik Türk Tabipleri Birliği olarak. 20 yıl sonra söylediklerimizin doğruluğunun toplum tarafından da anlaşılmış olması üzücü elbette. Peki hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mektup yazdı sizlere. Tek tek seslendi, hatta dedi ki kişisel mail adresini verip siz de bana doğrudan yazın dedi. Şimdi tabii pek çok şey vardı o mektubun içeriğinde ifade ama bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı'nın o sözlerinden sonra Sağlık Bakanı'nınki biraz aslında telafi etme çabası ya da arayışı olarak yorumlanabilir mi? Yoksa başka türlü mü yorumlanmalı? Ne kadar samimi buldunuz? Ne kadar yeterli buldunuz? Ne kadar tatmin edici buldunuz? Aralarındaki ilişkiyi çok açık biçimde Aralık başında görmüştük aslında. Bizim Türk Tabipleri Birliği olarak eylemlerimizi başlattığımız ve güçlendirdiğimiz Ekim ve Kasım aylarının ardından telaşla bir açıklama yapmıştı Sağlık Bakanı ama hepimizin gözlerinin önünde Cumhurbaşkanı'na nazar işitmişti. Şimdi böyle bir ilişkide Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan icazet almadan bir düzenleme yapılacağını söylemesi çok kolay olmasa gerek. Ayrıca bir meslektaşımız olarak kendisinin üstü örtük tehdidini de kabul etmiyoruz ve kınıyoruz biz Türk Tabipleri Birliği olarak. Çünkü üstü beğenmediğini iddia ediyor. Oysa haklar mücadeleyle kazanılır ve tabii ki biz haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. İsterdik ki meslektaşımız olarak kendisi de bu mücadelenin yanında yer alsın. Üslubunuzu beğenmedim demesin. Hastalarınızı ihmal ediyorsunuz demesin. Biz hastalarımızı ihmal etmiyoruz. Tam tersine AKP iktidarının hastaları ihmal etmeye dönük bu sağlık sistemine karşı nitelikli sağlık hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Evet, peki hocam şimdi bugün ve yarın sağlıkçılar, sağlık emekçileri, doktorlar eylemde olacaklar, grevde olacaklar. Talepler şu şekilde: sağlıkta şiddeti önleyici uygulamaları bir an önce hayata geçirip güvenli çalışma ortamı sağlayın. Bütün sağlık emekçilerini kapsayan kademeli ek göstergeyi çıkarın. Performansa dayalı ödeme şeklini kaldırıp temel ücretlerimizi iyileştirin. En düşük temel ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkarın ve emekliliğimize yansımasını sağlayın. Bunlar en temel talepler. Bu taleplerle ilgili ya da daha fazlasıyla ilgili buradan, bu ekrandan bir kez daha sizin aracılığınızla iki gün boyunca sağlık emekçileri, doktorlar ne diyecekler? Özellikle hangi mesajı verecekler bütün Türkiye'ye ve hatta dünyaya? Öncelikle en büyük sorunumuz şiddet. Daha dün gene bir bıçakla saldırı oldu İzmir Tepecik Hastanesi'nde bir meslektaşımıza. Araya diğer sağlık emekçileri, orada bulunanlar girmeseydi meslektaşımızı belki de yitirmiş olacaktık. Bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla sağlıkta şiddeti durdurmanın olanağı olduğunu biliyoruz. Bunun için etkili bir yasal düzenleme önerimiz olmuştu. Hızla Türk Tabipleri Birliği'nin önerilerinin hayata geçmesini istiyoruz biz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir düzenlemenin toptan kaldırılması en önemli adımlardan birisi olacaktır. Bu konuda adım atabilir aslında meclis, yasa yapıcılar. Evet. Yanı sıra tabii ki çalışma koşullarımız uzun saatlere yayılan nöbetler mutlaka önlenmeli. Pardon. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için
nitelikli sağlık hizmeti verebilmenin yolu 3 dakika 5 dakikada bir randevu vermek değil. Elbette her hastaya yeterli, gereksinimi kadar süre ayırabileceği koşulları sağlamaktır. Yani hekim bağımsızlığı, klinik özelliğini sağlamak temeldir. Tabii ki ücretler önemli elbette. Yoksulluk sınırının altında ücretleri hekimlerin, emeklilerimizin ücretleri açlık sınırının altında. Üstelik de eşitsiz. Çünkü bir parçalı çalışma rejimi var. Dolayısıyla emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve bağkur emeklileri aslında tüm sağlık emeklileri için ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Bunun ortadan kaldırılması ve mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerekiyor ücretlerin, sizin de dediğiniz gibi. Bir salgının hala ortasındayız. Covid-19 halen meslek hastalığı sayılmamış durumda. Bunun sağlanması, yıpranma payı tanımlanması çok önemli elbette. Evet. Hocam, Tıp Bayramı grevle kutlanacak. Fakat her şeye rağmen direnişinizi, mücadelenizi takdirle karşılıyoruz. Evet. Yanınızdayız. Biz de sesinizi duyurmaya, vesile olmaya çalışıyoruz Halk TV olarak. Bir kez daha her şeye rağmen 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz sesimiz olduğunuz için de. Sağ olun hocam. Siz de iyi ki varsınız.